Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet değerli seyircilerimiz, bu hafta sağlık köşemizde Profesör Doktor Binnur Yılmaz hocamız pankreas kanserinin altını çizdi. Yayınımızı izlemeden evvel, evet biraz önce de bahsettiğim gibi kendisi profesör title'ını aldı ve Lifestyle ailesi olarak kendisini bu anlamda takdir ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Şu an için de söyleşimiz ekranlarınızda. Aycan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Ekotürk'te pankreas hastalıklarından bahsedeceğiz. Pankreas gerçekten çok merak edilen bir konu ve pankreas kanseri miyim gibi bir toplumda endişe bulunuyor. Öncelikle pankreas nedir? Onlardan biraz bahsedelim. Fonksiyonu nedir? Şimdi pankreas normal lokalizasyon olarak karaciğerle dalak arasında mideyle yakın komşuluk gösteren ve sınırları 12 parmak bağırsağından net olarak ayırt edilemeyen bir organımız. Hemen karnımızın orta hattında yer alıyor. Ve iki fonksiyonu var, endokrin ve egzokrin fonksiyonu. Ne demek bunlar? Endokrin fonksiyonu insülin salınımı, yani kan şekerinin düzenlemesini sağlayan fonksiyonu. Egzokrin fonksiyonu ise mide yoluyla, ağız yoluyla yediğimiz besinlerin sindirilmesinde ve bu besinlerin parçalanmasında işte gerekli karbonhidrat, protein, vitaminlerin çıkarılması için bir enzim üretiyor ve bu enzimler de yiyecekleri parçalıyor. Şimdi pankreas hastalıkları dediğimiz zaman tabii ki en sık gördüğümüz vakalar akut pankreatit olarak hastaneye başvuruyor. Akut pankreatitin de en sık sebebi safra kesesi taşları, alkol kullanımı ikinci sırada. Ondan sonra da işte ailesel hiperkolesterolemi dediğimiz genetik bazı hastalıklar ve obezite de gerçekten önemli bir faktör. Şimdi safra kesesinde taşı olduğunu bilmeyen hastalar birden ani bir karın ağrısı, kusma, sırta ve karna kuşak tarzında vuran bir ağrı şikayetiyle başvurabiliyor. Ve bu hastalarda öncelikle safra kesesinde taş var mı yok mu diye bir ultrasonla görüntülüyoruz. Ve klinik gereklilikte de gene bu hastalarda eğer pankreatit tanısı koymuşsak muhakkak bir kontrastlı tomografi görüntüsü alıyoruz ve pankreas dokusunun kanlanmasında bir bozulma var mı, nekroza gidiyor mu diye değerlendiriyoruz. Tabii bunlar niçin önemli? Şunun için, toplumda hiç batın ultrasonu yaptırmamış bir sürü birey var ve bu bireylerde de gizli küçük safra kesesi taşları olabiliyor. Biz bu küçük safra taşlarını gördüğümüz zaman muhakkak ameliyat öneriyoruz. Onun için muhakkak bir batın ultrasonu yaptırmanızı tavsiye ediyorum. En çok bahsedilen ve en çok da bana gelen soru şu: hocam ailemde pankreas tümörü vardı. İşte annem babam şu yaşta kaybettim. Aileden herhangi bir bireyi. Bende var mı diye bize çok başvuruluyor. Biz ilk görüntüleme yöntemi olarak bu hastalarda muhakkak ultrason yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Pankreasın bu kuyruk kesimi bağırsak gazlarının arkasında kaldığı için ultrasonla her zaman pankreasın tamamını görmek mümkün olmuyor. Biz bu hastalarda muhakkak tomografi veya MR ile pankreasın tamamını görüntülüyoruz. Bu görüntülemeden sonra sizde herhangi bir kitle yok diyebilme şansını yakalıyoruz. Peki pankreas kanserinin toplumda görülme sıklığına bakarsak kadınlarda 100.000'de 4, erkeklerde 100.000'de 6 oranında görülüyor. Genellikle de 60-80 yaş arası pik yapıyor, yani daha sık görülüyor. 40 yaş ve altında daha az görülüyor. Onun için biz belli bir yaşı geçmiş, yani 40 yaşını geçmiş bireylerde muhakkak pankreasın da en azından yılda bir defa görüntülenmesini tavsiye ediyoruz. Pankreas kanserinin tedavi yöntemlerine baktığımız zaman da ne yazık ki ölümlerin 4. sırasında, kansere bağlı ölümlerin ve çok sinsi bir hastalık nasıl bulgu veriyor? Birden sararmayla kendini gösteriyor, iştahsızlık, mide bulantısı ve çok şiddetli kilo kaybıyla hastalık kendini gösteriyor. Ve genellikle de eğer diğer organlara yayılmışsa yaşam süresi 3 ila 6 ay, eğer yayılmamışsa, lokal kalmışsa, bulunduğu yerde ise de
6 ile 9 ay arası gibi bir sürede yaşam şansı veriyor. Onun için muhakkak rutin kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Bunlarda da tabii ameliyat, Whipple ameliyatı dediğimiz pankreasın başını ve düodenumu çıkarıldığı, safra kesesinin alındığı bir ameliyat var. Kuyruk kesiminde ise distal pankreatektomi, yani pankreasın kuyruk kesiminin ya da korpusun gövde kesiminin çıkarıldığı, aynı şekilde dalandığı bu ameliyatla beraber çıkarıldığı ameliyat yöntemleri var. Ama hastalık tabii ki ilerlemişse bazen ameliyat yapılmıyor ve sadece radyoterapi ve kemoterapiyle bu hastalığın en azından semptomlarının azaltılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her programda söylediğim gibi sağlık en büyük zenginliğimiz efendim. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Aycan Bey, söz sizde efendim. Evet, ekran başındaki seyircilerimiz huzurunda Birnur hocamıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Birlikte çeşitli sektörlerin hikayelerini dinlediğimiz, yenilikler ve çözüm yolları üzerine konuştuğumuz Lifestyle programımızın bu hafta da sonuna geldik. Haftaya iş dünyasından yeni konular ve konuklarla buluşmak üzere. İş dünyasının renkli ve dinamik yüzünü daha yakından tanımak için bizimle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.